Ah, sonunda Brookhaven'a geldim. Artık ben de Brookhaven'da yaşayacağım. Hemen emlakçıyı aramam lazım. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar Ece Hanım, siz misiniz? Evet, benim. Geldiniz mi Brookhaven'a? Geldim, hemen çıkayım ben trenden. Şu anda metro istasyonunda mısınız? Evet, çıkıyorum. Tamam, ben metro Çıktım. istasyonunun karşısındaki Brookliner'da sizi bekliyorum. Hemen kapıya çıkıyorum beni görmeniz için. Neredeymiş? Ah, buldum sizi. Ah, Merhaba, merhabalar. merhaba. Hemen telefonu Kapatalım telefonu. kapatayım. Geldim. Hoş geldiniz. Tekrardan merhaba. Brookhaven'a hoş geldiniz. Bu arada ben Aleyna. Merhaba Leyla Hanım. Çok Memnun memnun oldum oldum. tekrardan. Şöyle geçelim mi, oturalım mı, ister misiniz? Olur. Hemen. Tamam. Ben bir kahve söylemiştim. Size de söyleyeyim mi? Yok, teşekkür ederim. Tamamdır. Ece Hanım, Brookhaven'a hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Brookhaven çok böyle güzel, nezih bir şehir. Siz nasıl bir ev bakıyordunuz acaba? Ben böyle markete yakın olacak, şehir istasyonuna yakın olacak bir ev arıyorum. Özellikle tek başıma yaşadığım için çok büyük bir eve de ihtiyaç yok. Ama yani şey olursa, apartman olursa çok sevinirim. Hmm, anladım. Elimde birkaç tane ev vardı. Aslında size birkaç ev düşünmüştüm ama Brookhaven'da bir tane apartman dairemiz de var. Yalnız şöyle bir şey var. Apartman dairesine girebilmek için önce yıllık aidatını önceden ödemeniz gerekiyor. Bu lüks apartman olduğu için. Eğer bunu kabul ederseniz size gösterebilirim. Olur, çok isterim. Ama şey, benim güzel komşularımın da olması lazım. Bir de o var. Güzel komşu var mı buralarda? Ha, tabii ki de yani bu lüks apartmanda gayet nezih insanlar yaşıyorlar. Sizin alt katınızda da bir Efe Bey yaşıyor. Efe Bey bisiklet tasarımcısı. Ayrıca böyle bu kaykay tasarımcılığı da yapıyor. Kendi tasarlıyor. Ve çok iyi bir insandır. Sizi onunla da tanıştırırım. Tamam. Görmek isterseniz ve kabul ederseniz ödemeye gidelim. Tamam, hemen gidelim. Bu arada bu yıllık ücreti aidatın tam 150 rubuks. Yani sizin için uygun mu bilemedim ama Uygun, tabii ki de uygun. şöyle gideceğiz. Bakın burası şehir merkezi, zaten görmüş olduğunuz gibi. Evet. Apartmanın tam şu karşıdan giriş yapılıyor. Brookhaven apartmanı. Yani buranın en iyi apartmanı diyebilirim. Gelin buyurun. Şuradan üst kata çıkacağız. Üst katta hemen Efe Bey'in evi var. İsterseniz bakın buradan görünüyor. Hemen tanışalım. Dın dın. Aa, kapım çalıyor. Hemen bakayım. Şöyle. Aa, merhaba. Merhaba Efe Aa, Bey. Beni aa. hatırladınız umarım. Size bu evi kiralamıştım. Emlakçı Aleyna ben. Evet, sizi hatırladım. Yanınızdaki kim? Yanımızdaki de üst kata taşınmak isteyen bir hanımefendi. İsmi Ece. Efe Bey. Merhaba Aa, Efe Bey. anladım. Merhaba, merhaba. Tanıştığıma Tanıştığımıza memnun memnun oldum. oldum. Evet, ben de. Efe Bey, Ece Hanım taşınmadan önce komşularıyla tanışmak istedi. O yüzden ben bir sizinle tanışmasını istedim. Bir de hani sizi tasarımcı dediğim için çok merak etti bisikletlerinizi. Acaba bize gösterir misiniz? Çok hani merak ettiği için belki iyi olur. Tabii ki de gösteririm. Gelin o zaman içeri hemen. Vay canına, Şimdi. tekerleksiz bisiklet. Aynen, çok iyi değil mi? Evet. Evet. Hayatımda ilk defa bir tekerlekli bisiklet gördüm. Bu daha yapım aşamasında ama yapım aşaması da öyle bir durmuş ki o kadar komik bir şekilde bitmemiş ki, çok komik. Burada da bitmiş gibi gözüken bisiklet ama bunun freni yok. Yani bunu buradan direkt çıkarırsam duramazsınız yani. Sonra bir yere çarparsınız artık. Ondan Oh, sonra evet. burada kaykaylarım var. Çok güzel. Birisi yeşil, Bunlar diğeri bitmiş. kırmızı. Bunlar bitmiş şekilde. Aynı şekilde şuradaki bisikletler de öyle. En son Fotoğraflara bak. isterseniz gelin size komik bir şey daha göstereyim. En son şu kaykayların altına ve üstüne mıknatıs yapıştırmıştım ve metal olan duvara yapıştılar bu şekilde ve güzel bir görüntü kattı. Aynı zamanda da komik bir görüntü kattı. İkisinin arasında bir şey.
Gerçekten tasarımcı olduğunuz yani buradan belli oluyor zaten. Baksanıza çok güzel. Evet. Ev çok güzelmiş. Aa, Efe Bey, sizden rica etsem acaba alt katı bir görme şansı var mı, müsaitsiniz? Tabii ki de. Müsaitim, gelebilirsiniz. Çok iyi oldu değil mi Ece Hanım? Ben balıkları çok severim. Burada bir sürü balık var. Evet. Evet, akvaryumunuz çok güzelmiş gerçekten. Size bir şey anlatayım mı? Eskiden evet. Benim sadece akvaryumum vardı ve balıklarım yoktu. Aleyna Hanım, siz bilirsiniz, bu Brokeba'nın gölü var ya. Evet. Orada neredeyse bir gün boyunca bu balıkları tutmayla uğraştım. Brokeba'nın gölünden mi çıktı bu güzel balıklar? Evet evet, ama yani yakalaması bayağı zor. Onu söyleyeyim. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bakalım. Yani bu benim hem iş yerim hem de aynı zamanda benim yaşadığım ev. Çok güzel, çok iyi düşünmüşsünüz. Kocaman, ben böyle mutfağınız büyük sandalyeleri çok severim. Ben en son evi gördüğümde bomboştu tabii, siz taşındıktan sonra görmemiştim. Çok güzel dizayn etmişsiniz gerçekten. Evet. Aa, televizyon falan da var. Diğer odalara bakabilir miyiz? Tabii ki de. Burada banyo var. Çok aynı şekilde güzelmiş. Tuvalet var. Banyo ve tuvalet. Evet, hemen evde tam hatırladığım gibi. Burada, her yerde tablo var. Bisiklet ve kaykay. Var. Ben burada yatıp kalkıyorum. Çok güzelmiş yatak odanız. Ve her yerde de, tabii ki de bisiklet ve kaykay fotoğrafları var. Çünkü burada da yatak odası var. Benim tasarladığım ulaşım aracı oldukları için onların tablosunu resmini koyuyorum genellikle. Evet. Evet, resmini. Çok güzel, çok güzel gerçekten de. Aa, teşekkür ederim. Burada da yine mükemmel bir yatak odası var. Burası yedek için. Burayı kullanmıyorum. Misafir falan gelirse onun için saklıyorum yani. Evet. Çok iyi. Benim kullandığım yer burası. Burası benim daha da hoşuma gidiyor. Evet. Ece Hanım, isterseniz artık sizin evinize bakmaya geçelim. Olur. Efe Bey, siz de gelir misiniz? Davet etsek gelir misiniz Efe Bey? Tabii ki de gelebilirim. Hadi hep beraber bakalım. Tamamdır. Gerçekten Efe Bey'in çok iyi bir komşu olduğunu söylemiştim Ece Hanım. Evet, ben çok beğendim Efe Bey'i. Siz üst kata mı taşınacaksınız? Evet. Evet. Oo, orası bayağı iyi. Lüks bir yer ama biraz pahalı. Ben Ece Hanım, sizden ödemeyi yapmanız gerekiyor önce. Hemen. Olamaz, 150. Tamam, hemen verelim. Verdim. Evet Ece Hanım, şimdi bu evde 3 çeşit ev var. Üçünden birini seçmeniz gerekiyor. Hepsine tek tek bakalım, ondan sonra kararınızı verirsiniz. Tamam. Öncelikle birinci eve geçelim isterseniz. Ben de bu evet. Evi çok merak ediyorum ya. Tabii ki de şeylerden başlıyorum değil mi? Para verdiklerimden. Diğerlerini evet. Göstermiyorum. Evet. Diğerleri zaten normal olanlar. Lüks olanlarla bakacağız şimdi. Siz lüks istemiştiniz ya biraz. Evet, hemen şuradaki banyoya bakayım. Vay canına. Evet, burada hemen girişte solda büyük bir banyomuz var. Bakın bütün şey, pencereler Brokeba'nın merkeze bakıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Şey, gelebilir misin? Hemen buradan şey, yatak odasına geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ranzalı bir yatak odası var. Üst hatta kat. Buradan bakın bir teras var ki inanamazsınız. Şurada hem güneşlenebilirsiniz. Evet, hem havuza girebilirsiniz. Vay. Harika değil mi? Brokeba manzaralı. Evet, mükemmel. Ben çok beğendim. Çok güzel değil mi? Ben evet. çok beğendim. Efe Bey, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sonuçta komşuyuz. Evet, aa, şuradan hemen ederim. Devam edelim. Bakın, burası salon ve şurası da mutfak. Çok nasıl güzel. Güzel buldunuz mu Ece Hanım? Mükemmel ya. Ben hayatımda böyle güzel bir ev görmedim. Evet, burası da ebeveyn odası. Yani sizin kalmanız gereken oda burası. Burada da ebeveyn banyosu var. Vay canına, mükemmel. Oo. Çok beğendim gerçekten. Ben evet. Şöyle bir şey fark ettim. Neredeyse her odada cam var ve neredeyse her oda birbiriyle bağlı. Yani bir evet. Odadan bir odaya sürekli geçebiliyoruz. Evet. Aynen, ve Brokeba'nın manzaralı pencerelerimiz evet. Var. Gerçekten evet. De. O zaman zaten, diğerine geçelim. Ben terasa karar bir şey demiyorum zaten. Evet. Teras zaten mükemmel. Aynen. İsterseniz buyurun şuradan çıkış yapalım hemen. Diğer evimizi gezelim. Ne dersiniz? Olur. Yani ben bütün evleri çok merak ediyorum.
Evet, zaten 3 çeşit evimiz var. Üçünden birini seçerseniz ve beğenirseniz bu evi size kiralarız. Hemen. Ben bakalım. Vay bu... canına bu da evet. Ne? Bu da bir tasarımcının tasarladığı ev. Yani böyle biraz loş ışıklı. Evet, benimkinin mavi hali gibi. Ben çünkü evet. Evimi kırmızı ışıkla dizaynlamıştım. Evin içinde şurada jacuzzi var. Terasa çıkış bakın buradan sağlanıyor bu evde de. Gördüğünüz gibi. Her evin terası var yani. Aynen. Evet. Bakın ya burada biraz havuzumuz daha büyük. Evet. Gördüğünüz gerçekten gibi. Biraz daha büyükmüş ama burada intihar etme yeri var. Aman ha aman. İntihar edemiyorum çünkü sizin evinize düşüyorum. Evet Ece Hanım. Oo. Gelin devam edelim isterseniz. Tamam. Bu evi çok sevdim çünkü mavi ışıklı, yani mavi de çok severim. Evet, bakın buradan teras balkonumuz var. Balkona çıkmak isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Vardı. Çok güzel değil mi? Evet. Ama bu... Ve ayrıca gelin buradaki odalara da bakalım. Şurası çalışma bölümü olarak dizayn edilmiş. Çok güzel. Şurada küçük bir oturma bölümü var. Oo, burada şey buradan herhalde şöyle oturup karşıdaki televizyona bakıyoruz. Bu televizyon mu bu arada? Evet, televizyon. Jacuzzi'den de bakabiliyoruz, koltuktan da. Gerçekten evet. Mükemmel. Bakın burada kabin şeklinde karşılıklı iki adet oda var. Hem misafirleriniz için hem de ne şekilde kullanmak isterseniz. Şöyle devam edelim. Bakın buranın mutfağı şöyle güzel dizayn edilmiş. Harika bir mutfağı ve güzel bir masası var. Gerçekten çok beğendim ben bu evi. Bu evi seçebilirim. Burada da büyük bir banyomuz var. Oo, çok güzel. Aynası da kocaman. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Evet, ben şunu çok sevdim. Kabin olabiliyor odalar. Evet. Kabin şeklinde ve istediğin zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Bence harika. Bence de. Bu evde... İsterseniz son evimize geçelim bir bakalım. Ne dersiniz? Tamam. Bir şey diyeceğim bu evle ilgili. Evet. Bu ev çok parlak. Biraz gözümüzü acıtabilir ama. Evet. Bayağı parlak. O da ayrı bir şık yapmış. Yani şık getirmiş. Şık evet katmış. Gerçekten hemen... de çok şık, ışıklı olması. Diğer evimize geçelim. Bu vay canına. Son dizayn. Bunun adı havuz ortada ev. Yani havuz ortada ev. Bakar mısınız? Ortada bir havuz var. Şeydeki merkezdekinden aynısı. Evet. Yani ben çok beğendim. Bakar mısınız? Oturma bölümü direkt Burak evin merkeze bakıyor yani. O kadar güzel manzaralı ki. Evet. Evet, televizyon da koymuşlar. Cama nasıl televizyon koymuşlar? Bakın. Evet. Bakın burada... buradan üst kata çıkıyoruz. Gelin buyurun hemen. Oo, bu evin üst katı da varmış. Evet, mutfak bölümü burada ve şurada bir kitap okuma bölümü var. Bakar mısınız? Kütüphane bölümü harika ötesi yani. Evet. Ben bayılıyorum buna. Burada da okuyoruz böyle. Yani ben çok beğendim. Diğer üst kata da hemen bakmak istiyorum. Evet, burada bir havuz var ama havuzumuz daha küçük gibi geldi evet, diğerlerine göre. Bu sefer böyle üstü cam şeklinde kapalı. Yani yazın, evet. Kışın istediğiniz mevsimde kullanabilirsiniz. Sonbahar, ilkbahar. Evet. Gelin aşağı bölümüne tekrar gidelim. Bir de şöyle bir şey de fark ettim ben. Televizyonda camda hani koyulmaz ya genellikle. Evet. Bakın buradan kablolar yapmışlar. Böyle kabloları böyle televizyona bağlamışlar. Bu şekilde elektrik gelmiş ve kablolarla ayrı bir dizayn yapmışlar. Evet. Evet, çok güzel olmuş. Şöyle devam edelim Ece Hanım. Burada bir banyo var. Burada bir oda var. Bu odanın da banyosu burası. Yani şimdi ben kararımı verdim galiba. Evet, son odaya da bakalım. Ondan sonra kararınızı söylersiniz. Evet, burası da son odamız. Hemen dışarı çıkalım. Kararımı söyleyeyim. Aslında çok heyecanlı oldu biliyor musunuz? Bir saniye hemen kararınızı söylemeyin. Ben de gerçekten heyecanlandım çünkü 3 evde güzeldi. Şöyle gelelim. Ben... aşağıya gidelim. Hem daha aydınlık olsun. Ne dersiniz? Olur. Evet Ece Hanım. Ben şöyle bir şey istiyorum. Şimdi evlerin her ikisi de her üçü de çok güzeldi ama ben mavi ışıklıyı seçiyorum. Çünkü ay, o tebrik ederim Ece Hanım. Gözüme çok güzel geldi gerçekten. Mavi rengi de severim. Evet. Hayırlı olsun o zaman mavi renkli eviniz.
Bundan sonra orada mutlu mesut yaşarsınız. Tamam. Şey, ben sizinle bir anlaşma yapsam Aleyna Hanım, size 50'şer Robux versem, evimi değiştirme hakkı olsa. Tabii ki de yani olabilir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Zaten aidatı ödediğiniz için öyle bir değiştirme hakkınız da vardı. Evet. O zaman videomuzu bitirelim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda gene bir paket açtık. Mutlu musunuz? Paketi beğendiniz mi? Ben Evet, çok çok beğendim. beğendim. Evet. Yani ben de mavi evi çok beğendim. Siz en çok beğendiğiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, yorumlara yazın bakalım en çok hangi evi beğendiniz? Evet. Ben Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Bu arada abi senin lafını böldüm. Özür dilerim. Evet, ne diyecektin? Şu çeşmeli ev var ya, onu sevdim çünkü sanki diğer evlere göre daha büyüktü. Evet. Üst kat olsun yani, iki kat daha yüksekti. Ben Evet. de birinci evi sevdim. İlk gördüğümüz lüks evi sevdim. Neyse. Bakalım arkadaşlar hangisini sevmişler, değil mi Ece? Evet, neyse, görüşürüz. Like, like, like. Like. Bye bye.